Hoş geldiniz. Ha. Hoş bulduk. Ha. Hoş bulduk. Hoş geçebilirsiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Vay. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Yani şöyle ki doktor bey, bizim bir oğlumuz var, kendisi dışarıdayken hazır biz önden girelim, bazı bilgileri verelim istedik size. Aynen öyle. Tabii dinliyorum. Nedir şikayetiniz? Şimdi doktor beyciğim, bizim oğlumuz 18 yaşında, bir lise öğrencisi. Aha. Efendim doğma büyüme İstanbul'u. Biz zaten bebek semtinde oturuyoruz. Evet. Çocuğumuz da öyle. Son derece güzel konuşan bir çocuktur ama son dönemde bir takım değişiklikler var. Pekala. Önce bir hasta öyküsü alalım. Ne gibi değişikliklerle karşılaşıyorsunuz? Efendim şöyle, çocuğumuz aslında çok güzel Türkçe konuşan bir çocuktur ama son zamanlarda böyle tuhaf bir arabesk konuşuyor. Böyle derbeder bir şive var ağzında. Bir tuhaf konuşuyor efendim. Evet efendim, yani herkese bir atar gider yapıyor. Millete dayılanıyor. Yani edebiyat, şiir, müzik diyen çocuk son zamanlarda artık araba, kız, getto diyor ya. Anlıyorum, anlıyorum. Peki böyle dikkatinizi çeken tuhaf davranışlarda bulunduğu oldu mu? Efendim olmaz mı? Mesela benim yaptığım yemekleri çok sever benim yavrum. Uh-huh. Ben böyle yemek yaptığımda, öğleni hazır koyduğumda yemeği, ellerine sağlık anneciğim derdi. Uh-huh. Ama en son garip bir şey söyledi. Ne söyledi? Adamsın anne! Anladım. Cinsiyetçi bir dille sahiplenme ve tutarsız isimlendirme. Efendim bununla da kalmadı. Efendim geçen gün odasına girdim. Fikri açıklıyorum. Bizim oğlumuz efendim jilet gibi giyinir, kalem gibi böyle renkleriyle falan çok güzel çizer, ütülü mütülü böyle harika. Fakat efendim son dönemde delicesine, manyakçasına bir kıyafet değişikliğine gitti çocuk. Böyle şeyler giyir. Alt eşofman kullanımında artış. Yani doktor bey, yani bu alt eşofmanı giyiyor. Sonra da her tarafını düzeltiyor. Yani... Anlıyorum, anlıyorum efendim. Detaya girmenize gerek yok. Yüzlercesi geliyor. Yüzlercesi, doğru, doğru efendim. Devam edeyim mi efendim? Tabii, buyurun. Ben geçenlerde odasına girdim, yatağın altını birazcık karıştırdım efendim. Bir takım kağıtlar var. Hı. Geçenlerde Hayalet Kız diye bir mektuplar da buldum ama... Hayır, kız da yazmış kimseye okutma diye. Şöyle bir şey oldu. Bakabilir miyim? Efendim, şiir deseniz değil. Aha. Şarkı sözü diyeceğim, o da değil. Altımda araba perto, yiyorum patso, döküyorum ketçap ve mayonez, yanımdaki kızlar patates. Kahroluyorum ya, kahroluyorum. Ya dışarıda kuşlar üşüyor diye üzülen çocuğun yazdığı şeye bakın. 3 yaş olsa müthiş bir hayal gücü. Evet, bende bir takım düşünceler oluşmaya öyle başladı. Mi? Ama evet. Yine de bir emin olalım. Çocuk gelsin. Efendim ben tabii size evladımı biraz da tanıtmak adına da eski bir fotoğrafını getirdim. Efendim yavrumun güzelliğine bir bakın hele. Nasıl iyi kalplidir, melek gibidir yüreği, sözü tatlıdır, her şeyi böyle. Efendim bebek gibi büyüttük. Hep ilgi gösterdik, alaka gösterdik. Hiçbir güzellikten sakınmadık ama... Ne oluyor lan burada? Bir de şu sıfata bakın ya. Devlet memuru gibi çocuk bir ayda at hırsızına döndü. Görenler sokakta kaldırım değiştiriyor. Kendi evladımı eldivenle seviyorum. Kurban olayım, yardımcı olun doktor bey. Anamız babamız bile bize sahip çıkmıyor. Biz doğarken ölmüşüz kardeş. Baba o. Baba o mu? Ya bu çocuğun kütüğü bebekte ya. Baba o. Baba o. Kim bu gebeş kurbağa? Ben doktorum evladım. Sana yardımcı olmak için buradayım. Bir TC'ni söyler misin? 38, 74, 63, 2. Giriş yapıyorum. Eski raporlarını mı inceliyorsunuz? Yok, GBT'sine bakacağım. ne varmış doktor? Birkaç kere çevirmeye yakalanmış. Tipten kaybetmiş.
Ama önemli değil. Sicili temiz. Şimdi tahlillere bakayım. Sicili temiz tabii. Aa. Ne? Tahliller kötü. Doğru bilgiye düşmanlık artmış, saygı sevgide düşüş var, ahlaki değerlerde de düşüş var. Vallahi oğlunuzun değerlerine bakıyorum, değerli hiçbir şey yok. Hadi ya. Ne yapacağız doktor bey? Şimdi birkaç test yapacağız. Otur bakalım evladım şöyle. Nereye oturuyoruz? Buraya oturuyorsun. Otur bakalım evladım. Buraya otur evladım. Evet, şimdi bir reflekslere bakıyorum. Güzel. Şimdi diğerine bakalım. Gayet iyi. Güzel. Çok iyi. Gayet iyi. Siz de iyisiniz. Güzel. Ben de iyiyim. Evet. Şimdi bir dinleme muayenesi yapalım. Dinleme mi? Evet. Peki efendim. Dinleme muayenesi yapalım. Çıkart yavrum, açabilirsin. Sırtama mı? Yok, çikotafayını. Çikotafayın müzik uygulamandan dinlediğin şarkılara bakacağım. Önce ağız muayenesi mi yapsaydın doktor? He, bir ağız muayenesi yapalım, evet. Sence ben nasıl birisiyim? Ha? Nasıl birisiyim? Beni gördüğün zaman neler geçiyor aklından söyle bakalım. Tırre, göbeş kurba, gözlüğünü dürdüm. Oh. Züllük, cıllık, durruk, tamam. Bırrak. Tamam. Ağzı bozuk. Evet, şimdi dinleme muayenesine geçebiliriz. Evet, çıkart telefonu, çıkart yavrum telefonunu. Şunu takalım, bu da kulaklık zaten. Evet. Yalnız bak doktor. Eğer rüzgar sesi duyarsan kalbimdeki boşluktandır. Bana ihanet edenleri kalbimden çıkardım çünkü. Bak bana ihanet dediği de birisi kremalı bisküvisini yemiş. Dinlediğin şarkıcılara şöyle bir bakıyorum da... Erdo, Merdo, Kerdo, Serdo, Fisto, Kisto, Fisto, Astora, Fisto. Tamam yavrum, kapatabilirsin. Sanırım teşhisi koyduk. Sen birazcık otur evladım. Efendim, yalnız biraz erken değil mi? Yani bir de ciğerleri dinleseydik. Hiç gerek yok. Ben bunların ciğerini bilirim. Doktor bey, peki teşhisiniz nedir? Maalesef şüphelerimde haklıymışım. Ay bayılacağım. Bir anne babaya bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... lütfen söyleyeceklerim karşısında metin olunuz. Hazırız doktor bey. Oğlunuz... oğlunuz... oğlunuz maalesef DES. Eyvah! DES! Yandık, DES! Ay bayılacağım, DES olmuş çocuk. Kızım ne var bayılacak ya, niye ağlıyorsun? DES! Ya bir dur, DES. Biliyor musun ne olduğunu? Doktor bey, DES nedir ya? Dırzo erkek sendromu. Dırzo mu? Evet, dırzo. Oğlunuz tam bir dırzo. Eyvah! Oğlum dırzo oldu. Oğlum dırzo oldu. Oğlum dırzo oldu. Dırzo nedir efendim? Nedir dırzo? Son dönemde ortaya çıkan bir davranış bozukluğu hastalığı. Hem lükse hem fakirliğe aynı anda yöneliş. Sosyal çevrede maskülen böyle toksik tavırlar. Tipinin böyle kişinin kendi tipiyle uğraştıkça daha da çirkinleşme gibi durumlarla ortaya çıkabiliyor. Tıpta biz buna dırzo erkek sendromu diyoruz. Yani ne yapacağız doktor bey? Bazı yerli Türkçe rap şarkılarıyla bulaşıyor. Ya evet evet, özellikle bazı yerli Türkçe rap şarkılarındaki dırzoluk gençler arasında hızlı bir şekilde yayılıyor. Ama doktor bey, biz hiçbir zaman evde bunları dinlemeyiz. Yani biz her zaman çok kalite müzik dinleriz. Efendim bu sosyal ortamla ilgili bir konu. Siz dinleseniz de dinlemeseniz de önemli değil. Yani gittiği bir kafede dinlediği bir şarkıdan bulaşabiliyor. Efendim gittiği bir kuaförde, berberde, açık kalan TV kanalından duyduğu bir şarkıyla bulaşabiliyor. Ne yapacağız doktor bey? Önce hastalığın hangi aşamada olduğunu bir tespit edelim. Ona göre bir tedavi yöntemi uygulayacağız. Şöyle aç bakalım evladım. Sakin, şöyle açıyoruz. Bakın bakın, görüyor musunuz?
vücuda yayılmaya başlamış. Fiziksel belirtiler kendini göstermeye başlamış. Oo, bayağı yayılmış. Bunlardan başka var mı? Var. Eklem yerlerimde var. Evet. Parmak aralarımda var. Evet. Var, her yerde var. Çok var. Şöyle bakacağım. Kendime de çok bulaştırmadan. Oo, bayağı yayılmış. Bu benim tahminimden daha ileri bir seviyede bütün vücudunu kaplamış. Ne yapacağız peki? Bunun tedavisi nedir doktor? Bir odyoterapi uygulayabiliriz. Sesle tedavi. Kaliteli bir müzikle bu dırzo rap şarkılarının bulaştırdığı, böyle iltihaplaştırdığı bölgeyi temizleyeceğiz. Tamam. Evet. Doktor bey, ya bu manda gibi bakıyor boş boş. Ozan, Ozan. Ozan. Çocuğum Ozan, yavrum. Ozan. Ozan, yavrum. Yok be. Maalesef hasta tedaviye yanıt vermiyor. Doktor bey. Buyurun. Yani acaba ESGK mı uygulasak? ESGK mı? O nedir efendim? Eşek sudan gelinceye kadar dayak mısın? Yalnız burada ESGK geçmiyor. Yani dayak falan kesinlikle öyle şeyler yok. Yani hastayı daha da kötüleştiririz. Ama son olarak deneysel bir tedavi yöntemimiz var tabii ki. Aa, nedir efendim? Arkadaşlar getirebilir misiniz acaba? Deneysel. Bu benim bulduğum bir yöntem. Hastamıza kesinlikle iyi bir tedavi uygulayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle ortaya getirin. Evet. Evet, şöyle bırakın. Bu kim ya? Ne bu? Bu kim? Ne oldu baba? Gerçek bir at hırsızı. Evladım, geçebilirsin içeri. Vay sokakların sesi. Tam benim kalemim ha. Hemen geliyorum benim babam. Kim lan bu tırrık? Selam abi. Ben Ozan abi. Nereye basıyoruz? Kime giriyoruz? Kime vuruyoruz abi? Kime vuruyor lan tırrık? Ver bakayım şu zinciri. He? Abi bir dakika. Abine başlatma lan tırrık. Anne! Tırrık ayakkabıların da şekil ha. Anne! Ver anne! Onlar. Tamam dur dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? Tamam abi veriyorum her şeyi. Al abi al tamam al. Montana da be. Anne söz veriyorum, bir daha dinlemeyeceğim böyle şeyler. Söz! Hadi anne! Yine gel baba. Evet. Ne oldu ya öyle içeride? Ha? Oğlum. Ha baba. Yavrum. Anne. Yavrum. Ah benim bir tanem. İşte. Sanki iyi oldu değil evet, mi? Evet. Tedaviye yanıt verdi. Arkadaşlar alabiliriz İsmail Bey'i. Ay evet. Ne değişikmiş. Aa, ay. Gidelim baba. İsmail Bey'i sırf bu tedaviyi uygulayabilmesi için hapishaneden izinli olarak getirtiyorum. Peki doktor bey nasıl cevap verdi tedaviye? Efendim bu dırzolar suçlu kültürünü, belalı görünme kimliği üzerinden kendilerini göstermeyi marifet sanıyorlar. Ya. Böyle gerçek suçlularla karşılaştıklarında da panzehir etkisi yaratıyor. Hayır. Sağ olun doktor bey. Gerçekten teşekkür ederim evet. Doktor bey. Şimdi size... Nasıl tedavimize devam edelim efendim? Şimdi size ben hemen bir reçete yazıyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sabahları aç karnına tamam. 5 kurallı cümle tekrarı alalım. 5 kurallı. Akşamları yatmadan önce Türk halk müziği ve Türk sanat müziğiyle kaliteli bir duygusallık alalım ve bir ay sonra tekrar bakalım. Tamam, vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Eğer iyileşmezse sizin de dediğiniz gibi eşek sudan gelinceye kadar döveriz. Tamam, teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim? Adamsın adam! Adamsın mı? Eyvah. Yeter. Bulaşıcı dırzo varyantı bu. Sanki şu lan durruk. Yeter. Aşkım. Yeter ki be. Zübük, zübük. Dırzo varyantı bu. Dırzo varyantı. Kaçalım. Şşşt. Çıktı. Skopole. Gel gel gel. Gel gel gel. Dünyayı anlamak belki zor.
istemese de katılırım uzamede sen desin.